<laughs> Yok öyle Programı cuk yerine oturttuk. Tam sırrımı söyle oldu. Benim en büyük takıntım... Bizi trollüyor diye düşünüyorum şu an. Yani kamera arkasındaki arkadaşlar geldi hani bir... Böyle... Altın kere hiç hatırlamıyor sırrını söyleyeceğiz. Arkadaşlar Migros TV'de yayınlanan Mert Vidinye Sırrını Söyle programı rüzgar gibi esiyor ve herkes bizi sosyal medyada konuşuyor. Bu haftaki konuğum kim? Derin Talu. Evet ona sorularım var. Çok heyecanlıyım. Hem güzellik sırlarını soracağım hem alışveriş alışkanlıklarını soracağım. Hem de günlük rutin bakımlarını, neler yapıyor, hayatı nasıl geçiyor tüm detaylarıyla öğreneceğiz. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Heyecanlı mısın? İyi mi? Özledim seni. Ben de seni özledim. Hala bir buluşup yemeğe evet, çıkamadık. Ben. Bir tek Sürekli... heyecanlandım. Evet. Ben seni en son Kartalkaya'da mı gördüm? Evet en son Kartalkaya. Bayağı oldu yani. Bayağı olmuş. Bayağı oldu. İnanamıyorum. <laughs> ya evet biz Kartalkaya'ya gittik sonra koptuk ama sosyal medyada birbirimizi gördüğümüz için sanki her dakika beraberiz evet, gibi. Evet evet. Benim sadece tüm resimlerim seninle biliyorsun değil mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet ben değil mi? Ebeveyn gibi. Şimdi arkadaşlar biliyorum altta şimdi videonun altına yazacaksınız Şimdi gerçekten 18 oldum bu kız diye oldun mu? Oldum. Kaç doğmuşsun? 2003. 2003. de Eylül'de doğdum yani. Yani aslında 19'a da gidiyor, değil mi arkadaş? Yok yok, ba daha var bayağı. He, Eylül. He, pardon 18. <laughs> ben 2000'ler sonrası benim için araba modeli gibi bir şey yani. Hani 2000'ler dedin nedir ya? 2000'lerde işte ya işte biz şöyle bir araç aldık falan dersin. E, i̇nanılmaz 18 oldu. O zaman deren evet. mi karıştırıyorlar karıştırıyorlarsın yaşlarını? Çok durumunu? karıştırıyorlar ki normal hem adlarımız çok benziyor. Bir de çok, çok benziyoruz. Peki o kaç yaşında? O şu an 25. 25, 25, 18. Aslında tam 7 yaş var. Annen kaç yaşında? Bilmiyoruz. Hayır, belki 72. Li. 72 kilo. o zaman 49. o da genç anne olmuş. Üçünüz de yaşsız insanlarsınız. İnanamıyorum. <laughs> Gerçekten. Peki e, şimdi annen sahnede. E, müzik yapıyor ama ondan önce zaten e, ekranlardaydı evet. ana haber sunucusuydu. Senin içinde ekranda olma hissi var mı? Açıkçası yok biliyor musunuz? Gerçekten yok. De şeyden... Ama beklenen oymuş gibi bir baskı var değil mi? Tabii ki. Bir de ben başka yani çok net farkındayım başka hiçbir iş şey yapamam ben. Ne yapmak istersin mesela? Ben avukat olmak istiyordum küçükken ama notlarım falan da çok kötüydü. Hiç zaman <laughs> Dürüstlük. Dür hiç zaman olmayacak o. Peki ne yapacaksın sence? Bir cevap verebilmek çok isterdim ama hiç bilmiyorum. <laughs> bir cevap verebilmek çok ister. Ben aslında... Ya evet aslında çok şey bekliyoruz değil mi? 18. Benden çok şey bekliyorum. <laughs> çok şey bekliyorum. Şu an cevap veremiyorsun ama ekranlar ama ben, benim herhalde. ilk bu kadar genç konuğum aslında soruları sorarken bile şu an yapım ekibi de bana gülüyor ama gerçekten bazen şaşırıyoruz çünkü hep çoluklu çocuklu onu evet. onu elemiş arkadaşlarım geldiği için ne sorulur ben de bilemedim. Ben de bir de olgunum. Bir de kaç senedir tanıyorsun beni? 18 gelmiyorumdur sana. Evet ben 18 evet. Gibi gelmiyorsun. Yani böyle hani 24-25 desem. En az değil okay. mi? Okey çünkü de. 11, 14 yaşından beri tanıyorum seni. Bir de her yerde karşılaşıyoruz şimdi. 18 yaşında insan da yok o mekanlarda. Evet yok doğru. Ama şu an sizin gezme tozma döneminiz. Benim arkadaşlarım çoğu da benle eşit değil. En az bir 21-22 oluyor. O yüzden çok bir şey diyemeyeceğim. Evet 21-22 yaşındaki şu an üniversite öğrencisi evet, oluyor evet. aslında. Evet evet aynen. Ama kafa olarak anlaşabildim ulaşabiliyorsan bunda sıkıntı yok. Evet, e, evet. günün nasıl geçiyor? Gidiyor musun şu an? Okul var mı? Hayır. o <laughs> <bir> da <adam> bitti? <laughs> yani ben üniversiteye daha gitmedim. Ha gideceksin ama. Gideceğim. Evet kazanırsan. Kazanacaksın inşallah. <laughs> <Kazanacağım>. i̇nşallah. <laughs> yani çok bomba bir kısım gerçekten. Aslında dürüstlük diyoruz biz buna. evet. Peki e, günün nasıl geçiyor o zaman? Neler yapıyorsun? Ben çok geç uyanıyorum. Hiç yani şöyle diyeyim. Biraz utanıyorum bunu söylerken. Ben 4-5 gibi uyanıyorum Öyle. Akşama doğru yani. <laughs> Sonra sabah kadar oturuyor musun? Evet evet sabah 6'da falan uyuyorum. Hiçbir şey yapmıyorum ama dizi falan seyrediyorum. Ama yani gerçekten çok komiksin. Ya, <laughs> gülmekten şu an yerlere yatabilirim. E, hangi dizileri izliyorsun? Ya bir tane ben şimdi zombi filmlerini çok seviyorum. <laughs> <laughs> Sonra... <laughs> peki, evet. Bir tane Netflix'e çıkmış böyle zombiler. Japonya'da geçiyor onu falan fanzımı. Çok, çok kötü. Ve şey yasak Elma'yı izledim. <laughs> çok gerçekten evet. inanılmaz bir karaktersin. Ben çok isterdim yasak Elma'ya konuk gitmek. Sen ben de bak, Çok isterdim. Öyle bir diziye konuk olabilirsin aslında. Çok isterdim. Çok isterdim. Ama peki ünlü bir annenin babanın e, çocuğu olma durumundan dolayı herhalde böyle bir daya dayatma oluyor. Aslında biz burada işin gırgırındayız. Ev muhabbeti yapıyoruz tabii ki ama e, 18 yaşındayken ben ne yapıyordum diye sorarsan ben. Ben de suya diyor olabilirim Aynen. yani bilinçsiz bir şekilde afallamış hayat içerisinden dershaneden okula okuldan dershaneye arkadaşlarında işte bir alışveriş merkezinin böyle içinde tur atan çocuklardık evet, evet. hangimiz değildik ki 18 yaşında senden demek ki kameraların önünde büyümek insana ekstra zordu, bir zorunluluk katıyor bazen sıkılmıyor musun magazinin seni çekmesinden? Ben hep çok sıkılıyorum ve yani şöyle diyeyim. Ben hep çok büyük gösteriyordum, o da çok zordu. Ben hiçbir zaman yaşlarımı çok anlaşamadım. Okuldayken de çok az arkadaşım vardı. Mezun olunca ya da hani hep okul dışı görüştüğüm insanlar oluyordu. Hep etrafındaki insanlar benden en az 5 yaş büyüktü. Ondan biraz erken büyümek zorunda kaldım. Dedim biraz da arkadaşlarıydı. Aynen, aynen. Ya annemi tanıdığı şöyleydi, böyleydi. Benim kendi arkadaşlarım hepsi daha büyüktü. Ben ortaokuldayken onlar üniversiteye çalışıyordu bilmem ne falan filan. O aslında bir çoğumuzun öyle değil midir ya? Hmm. Lisedeyken böyle üniversitede nasıl bir hayat olduğunu merak ettiğin için oradan arkadaşların olur. Evet. Mahalle arkadaşlıkları da öyledir aslında. Hani bir mutlaka yaş farkı Hatta yaşıtlarını anlaşmak istemezsin. Daha anlaşamıyorum. E, büyümek istersin daha hızlı bir şekilde. Peki mesela seni şu an bir yaş ışınlasalar hangi yaşında olmak isterdin? Ben bu yaşımdan çok memnunum Gerçekten Evet mi? hiç değişmesini istemezdim. Peki mutfakta ara nasıl? Yemek yapıyor musun yoksa evdeki hazıra mı konuyorsun yoksa hiç mi dışardan yasa... yiyorum ha, dışarıdan her, şey, mı yiyorsun? her şeyi dışarıdan yiyorum. Ama yemek yapabiliyorum evet. gerçekten yapabiliyorum. Ne yapabiliyorsun? Kimse mesela? buna inanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Kimse buna inanmıyor. Ama balık falan yapabiliyorum, makarna yapabiliyorum, yemek yapabiliyorum. Belki bu tarafta bir şeyin olacak, merakın olacak. Almayayım diyorsun. Yok. Peki Migros e, şeyiyle, arabasıyla girdin içeri. E, ne e, Mesela ilk duracağın reyon hangisi olurdu? Cips. Cips. Çok severim. Abur cubur sende. Evet ama çikolata mesela ben yemiyorum pek sevmem. Çok şanslıyım. Evet şanslısın. Evet, ama cips, direkt cips çok severim. Allah'ım ya Rabbim ya inanılmaz gerçekten bu da bir profesyonellik gerektiriyor. Gerçekten kamera önünde arkadaşlar böyle yaşıtlarıma soru sormak. E çocuğun ne yapıyor? E ne yaptın? Hayatında e, neler değişti diyorsun ama e, şu an senin yaşına döndüm ve kendi zamanlarıma gittim. Ben de mesela senin yaşlarındayken yine kilo problemim vardı. Mesela sen sağlıklı beslenme, kilo problemi bunları yaşıyor musun? Benim en büyük takıntım kilom. Ha, sen de demiştin önceden. Evet. Benim de öyle şöyle diyeyim, ben hep kilo olma sıkıntı yaşıyordum küçükken. Hani hiçbir zaman kilolu değildim. Ama hep hep öyle hissediyordum ya da bir tık balık etliydim falan filan. Da yaş gereği normal şeyler aslında. Evet, biz senden çok şey bekliyoruz. Evet. Ne kadar büyük ünlülerin çocuklarından beklentilerimiz ne kadar fazla oluyor. Aslında bununla alakalı olarak e, hepimiz biraz daha elimizi vicdanımıza koyup hepimizin kendi çocuğu, ben mesela onu kimse o, yapmış, evet, ben onu kimse yapmayacak, <laughs> Bak, onu kimse yapmayacaktı, yapmıyorlar. <gülüyor> Yapmazlar. <gülüyor> <Yok>. <gülüyor> Neyse, peki, o zaman sana sorularım <laughs> var. Hadi bakalım. Cilt bakım ritüelim var mıdır? Mesela, <laughs> Mertcim ben kesin işte hani yaşımda e, sivilcelerim olabilir akne tedavi, aknelerim olabilir, bununla ilgili olarak şunlara dikkat ediyorum diyor musun? Ya Allah'tan hiç aknem olmadı ama cildim çok kuru. Hani ne bulursam kullanıyorum direkt. Peki mesela annenin sana söyledi, kızım şunu yapmadan yatma sakın ya da şunu yeme, şunu içme der mi? Makyajını siller uyumadan önce. Evet, Ki o çok o. haklı. Annenin cildi de mermer Benkinden gibidir. Benimkinden çok daha iyi. Seninkinden çok, çok daha, daha iyi. iyi. <laughs> inanılmaz iyi. Peki ondaki enerjiye şaşıyor musun? Mesela sahneye çıkması. Şaşırıyorum. Ben mesela bazen sahne benim için çok yorucu bir şey çünkü. Öyle zaten de topukluyla çıkıyor, şöyle çıkıyor. Ben topukluyla yürüyemiyorum mesela. <laughs> Altın kere i̇şte de i̇şte hatırlamıyor sırrını söyleyeceğim. Topukluyla yürüyemiyorum. Bir de uzunum. Hiç gerekmedi. Yani ben 76 falanım en az. Hatırlamıyor musun? Altın Kelebek'te yürüyemiyordum böyle tutmuyordum Evet ödül gecesinde. Evet ben yürüyemiyordum ondan erken çıktım zaten yürüyemiyorum. Aa, evet ya böyle. Çok kötüydü. Aa, bu da aslında böyle erkenden kızları da büyütüyoruz ya hemen mesela topuklu ayakkabı giysin. Şunu yapsın. Zor bir şey. Ee, küçük kadınlar yaratmaya çalışıyoruz. Aslında bu da tamamıyla bir baskı. Onun için istediğin gibi yaşa. Çok yaşındasın. 18 yaşında ben, ben hiçbir yapıyorum. şey yapmıyordum. Aynen, ben ben de. de çizgi film izliyorum. Babaannemin Brezilya dizilerini izliyordum. <laughs> ne olacak ya onun gününü basıp masadaki bütün çörekleri böreklere sarmaları yiyordum. Onun için tam yaşa. Peki spora gidiyor musun? Hiç, hiç hayatıma gitmedim. Hiç spor yapmadın? Yok ama ya inanılmaz bir kısım. Soranlara yani. bazen pilates diyorum. <laughs> <Asla. Yok öyle gülüyor> şey. Programı cuk yerine oturttuk. Tam sırrını söyle oldu. Pilates diyorsun değil mi? Nezaket. Ayıp geliyor. olmasın. Evet, evet. İnandırıcı geliyor. Çünkü o zaman daha çok sormuyorlar. Ha tamam falan deyip susuyorlar. Yapmıyorum evet. desem Aa. Da, annen yapıyor şöyle oluyor falan, falan. Bir de kıyaslama oluyor mu mesela? Deren yapıyor, Defne çok yapıyor. Yap çok Çok çok. Ve hep yani tabii kıyaslama olacak. Onlar yapıyor. Ya ileride yaparım yani şu an hiç içimden gelmiyor. Bir de ben terlemekten nefret ediyorum. <laughs> Saçımı konsola takım, Saçım bozuluyor. hani ya, yapmam ya, yani. Çok gerçekten doğal komik. Sen şu an... Bizi e, trollemiyorsun değil hayır, mi? Hayır hayır ben gerçekten saçmasına çok rahatsızım. <laughs> bizi trollüyor diye düşünüyorum şu an. Yani <laughs> kamera arkasındaki arkadaşlar gerçekten yani hani bir e, şey olduk. E, şaşkınlıkla dürüstlüğünü başkası olsa şu an müthiş Kasını... fake olabilir. Kasar ve e, her gün spora gidiyorum. İşte annemin dediklerini yapıyorum. Üniversite Üniversiteyazan doktor olacağım falan böyle bir e, tavır sergiler. Ben insanları ve kendim dahil kandırmayı sevmiyorum öyle diyeyim. Yani. Aslında sizin jenerasyon Z mi oluyor artık değil mi? Z'nin evet, sonu bu. Evet. yeni bir jenerasyon daha geliyor. Onun bilmiyorum adını. Ondan. <laughs> Onu bilmiyorum ama sanırım daha dürüstsünüz hayata karşı. Olabilir. Yani ben direkt sahtelikten çok nefret ediyorum her insanda. Ondan da ben çok kişiyi sevmiyorum zaten biliyorsun. Beni seviyor musun? Seni çok seviyorum. Bak, evet, aslında bu. Benim de mesela dür benim de dürüstlüğüm mesela insanlar bu kadar bir insan dürüst ve evet, rahat olamaz dedikleri için. Çok dürüstün, evet. e, dürüstlük bence e, şaşırtıcı gelebiliyor. Peki e ilişkide bir insanda aradığın nedir? İlişki insanı mısın ya da daha dur mert ne ilişkisi? Ya bir 20'lere geçelim. Ya şöyle diyeyim, ilişkisi insan olduğunu düşünmüyorum. Sadece bir tane oldu şu ana kadar uzun sürmedi. Ya ben erkekleri çok duygusal severim karşımdakini. Mesela ağlayan erkek severim hani. Ha, evet evet ben böyle duygusal şey. Sen böyle, böyle macho duran değil de mesela yaşlar herkes babasının ceketini giyer, önlülükler, loca tutar falan ya. Ay. Bu değil de daha duygusal, y Belki, evet, evet, evet. Ben öyle seviyorum. Maço erkekten nefret ederim mesela. Komik geliyor. Peki. Annenin mesela sesi güzel. Sordun mu bilmiyorum. Sesin güzel mi? Çok kötü. Gerçekten Çok kötü. Ya, ama kötü ses yoktur. Bak şu an abin olarak söylüyorum. Eğitimsiz ses vardır. Çok eğitimsiz o zaman. öyle Çok eğitimsiz diyelim. Hı -hı. Peki e, herhangi bir enstrümana mesela hani baban mimar, annen müzisyen televizyoncu. Ya bizim kızımızda gitsin şöyle bir yeteneği olsun diye üstüne geldiler mi? Mesela kısa sürede Hi olsun hiç bir gelmedi gelmediler mi? ama ben resim çizebiliyorum. İyiyimdir de. Yağlı boya çiziyorum. Ha. Aa çok iyi. Evet evet. Ondan yok hiç sorun Şu an e, bakın ben. deşe deşe aslında yeteneklerini buluyoruz. Demek ki. Var var. Ya, evet, var diyorsun. Var. Ha. O kadar da değil yani. Burada <laughs> jenerasyonel muhabbetimden çıkıp Birdenbire karşında olgun bir kadında oturabilir yani değil mi? Şaşırtabilirsin gibi geliyor. Belki ne, nereden biliyorsun? Kendi resim sergin olacak <laughs> ileride. Çok isterim. ona Onu çok isterim. Gerçekten. Ama ilk üniversiteye gitmek istiyorum. Yurt dışına gideceğim gidersem. Bekliyoruz. Bir iki sene bir gap year yapıyorum zaten. Hı -hı. Bir tane daha yapmayı düşünüyorum çünkü çok hazır hissetmiyorum kendi başıma yaşamayı Falköbil ülkede. Hı -hı. ki haklıyım. Deren de çok yurt dışında okudu. Evet. Sen de gideceksin. Hani çok korkunç bir deneyim aslında. Hele ki şu an pandemiden dolayı aslında eğitim durdu şu evet. an. Eğitimle ilgili sorgu sual yaparken şunu fark ettim benim birçok arkadaşımın çocukları online eğitim ya da özel okullarda okulan okuyanlar bir süre okuldan ayrılıp devlet okullarına gitmeye başladı. Aynen. E, mi? Evet. Evet, ve eğitimi ara veren öz, evinde özel eğitmenler tutulan kişiler oldu. Üniversite eğitimini dondurup hı hı. bir iki yıl sonra devam edecek. Aslında hiçbir şey olduğu gibi zamanında akmıyor. Hiç, hiç. Ama benim için bir tık iyi oldu. Çünkü ben mesela Eylül'de gidecektim o zaman üniversiteye. Çok korkunç olacaktı benim için. Pandemi Amerika'da girecektim falan. Çok kötü olacaktı. Çok kötü olacaktı. Yani çok, kötü bir çok masraf bu aslında. O zaman belki okuyacağım bölümde şu an biz belirledik. Sen hiçbir şey bilmiyordun belki sohbetimizin <gülüyor> başında <gülüyor> arkadaşlar. Ama şu an sanatla ve resimle ilgili bir bölüm okuyabilirsin. Zaten aynen onu okumak isterim. Ben gidecektim üniversiteye. Başvurularımı falan yapmıştım. Sonra korktum tabii. Aynen pandemi burada... de ki biraz dur. Evet. Bence seneye her şey <laughs> e, olduğu yerden devam edecek güzel bence bir de, şekilde. Bence de. Hazır olduğumda gitmek benim için en önemlisi. Mesela yaşamak istersen hangi ülkede yaşamak isterdin? Maalesef Amerika. Maalesef aynen. Ben Amerikan vatandaşıyım ve ailem bir tarafı da orada yaşıyor. Hani Deren orada yaşadı bir süre, annem orada yaşadı bir süre. O yüzden hep oraya karşı bir bir yerde yaşayacak olursam orası diye düşünüyorum. İkinci adresin Hı -hı. orası olabilir. Peki o zaman diğer sorularıma da bakalım, bakalım. Bana neler var? Bunu her misafirime mutlaka soruyorum. Mükemmel bir günün tanımı nedir? Sevdiğim insanların yanında olmak. Ben tek başıma olmayı çok seviyorum. O zaman nereye olarak. gidiyorsun Amerika'ya? Sen şuradan Eskişehir'e evet, gidemezsin. Evet işte gitmiyorum Amerika'ya. Gitme, kal, beraber <gülüyor> <gülüyor> Bak Bu arada hesapladım gideriz, da biraz. benim de çocuğum misin şu an. Aramızda kaç yaş var? Right? 18 yaş. Gerçekten Hissediyor musun ben benden 18 Hayır, 18 hiç, yaş? Hiç hissetmiyorum. Hiç değildim değil? ben 28 yaş. Evet. Ben aramızda da 8 yaş var vardı diyorsun bak. Şu an itifatı kaptım arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz. İnşallah bu yaşta ben de kalırım. Genç gözükmek gerçekten büyük bir marifet. Bana diyorsun ya saçını yaptım Gerçek sen Genç geleceksin diye o. her şeyi yaptırdım. Ya saçmalama bu cildin falan da çok iyi. Sen küçük duruyorsun yaşın için. İtifatı aldım. Hemen geçiyorum diğer sorularıma. Mesela senin de bir yeteneğin olsa deseler ki bir yeteneğin olacak ve sana bu bunu şu an veriyoruz. Ne olsun isterdin? Böyle süper güç gibi. Süper yani. güç. İnsanların aklını okumak isterdim. Gerçekten mi? Evet. ışınlanmak isteyen oldu. Görünmez olmak isteyen oldu. Aklını okumak biraz evet. ama üzmez mi seni? Gerçekleri duyacaksın. Ben çok duygusal bir insan değilim. <laughs> Duydunuz mu? Üzmez yani. bilen. Üzmez yani merak ederim. Abi peki gerçi o zaman daha mantığınla mı hareket ben ediyorsun? Ben çok mantığınla hareket ederim. Ben şunu da merak ederim. Doktor olan insanların karakterini... Hani ameliyat yapabilmek de bir yetenektir ya. Mesela ben çok duygusalım da, hasta gördüğümde üzülürüm. Sen o zaman doktor falan da olabilirmişsin. Olamazdım ama <laughs> kişilik olarak belki. Kişilik olarak belki. Peki senin bana sormak istediğin bir şey var mı? Var. Sor. Mesela sen işin yüzünden falan çok insanla muhatap olmak zorunda kalıyorsun. Yoruyor mu? Şöyle, aslında yoruyor ama herkesin kafasına girebilme evet. ve herkesin e, seviyesinde olabilme. Bu karşımdaki üç üniversite bitirmiş hı hı. E, bir diplomat da olsa ya da e, herhangi bir yerde karşılaştığım hizmet sektöründen bir dostum, bir arkadaşım da olsa onunla aynı seviyede konuşabilmek ve kimseden çok fazla bir şey beklememek önemli. Evet. Bir de mesafe sanatı. Ben buradan tüm izleyicilerimize bunu söylemek isterim. Sana da bir abi nasihatı gibi olsun. Gerçekten Mesafeli olduğunuz her ilişki üzülmediğiniz ilişkidir. Aynen, aynen. Çünkü fazla empati bir de ikinci tavsiyem fazla empati overthinking yani fazla düşünme sağlar. Ben senin adına fazla şey düşünürsem, empati yeteneğimi geliştirirsem bu sefer de çok fazla düşünmekten kendimi yoruyorum. Evet. Onun için mesafeli olacaksın. Mesafeli olduğun her ilişkide dediğin sorunun cevabı olarak aslında yorulmuyorum ve ben, zorlanmıyorum. Senin o özelliğini çok seviyorum. Çok zor bir şey. Gerçekten kendim biliyorum. Ben... Mesela duygularımı çok belli ederim. Karşımdaki beni rahatsız etsin. Direkt söylerim falan filan. Aa, bu arada kendine bu kadar dürüst olman şaşılacak mı gerçek. Öyle mi? Hani şunu söyleyebiliyorsun. insanlarla ilişkim çok iyi değildir. Yok, çok değil duygusal bir karakter değilim. Okulumu şu an dondurdum. Şu an ailemden uzak olmak istemiyorum. E, spor yapmıyorum. Mesela bunları... Aslında en büyük kişisel gelişim ne biliyor musunuz? Bu videoyu izlerken hepiniz belki eleştirisel gözlerle bakabilirsiniz bize ama kendine bu kadar dürüst olan insan hayatta en mutlu olan insandır. Teşekkür Seni 18 ediyorum. yaşında bu dürüstlüğün için tebrik ediyorum. Çünkü benim kendimi bulmam ve kendime dürüst olmam ben insanlar için zayıflamışım. Ben insanlar için belki burun estetiğimi yaptırmışım. Ben insanlar için belki saçımı ektirmişim. Bilmiyordum Evet yani bunlar hep insanlar bana yazdığı yorumlar. Instagram'da kötü bir yorum geldi. Üzülmüyor musun? Ha ben okumuyorum direkt. Direkt okumuyorum. DM'lerime de bakmıyorum. Benim kapalı. Gerçekten. Evet. Aa. Ben kapattım. Ne yorum yazabiliyorlar ne Arada diyor. Arada bakıyorum ama Türkler çok yaratıcı ya. Çok yaratıcı hakaretler çıkıyor. Yani ona gülüyorum bazen. <gülüyor> yaratıcı hakaret. Özellikle bana. Bu da özellikle evet altını çiziyoruz hepimiz <laughs> çok yaratıcıyız. Çok, yani çok, komik oluyorlar. Bir şey diyemiyorsun. Elim. Ama göz önünde olmak da bunu gerektiriyor. Peki evet. sosyal medyadan ilk paranı kazandın mı? Hiç para kazandın mı? Dijital işbirliği, Hiç sosyal medya. Hatırlamıyorum biliyor musun? Para kazanmadın ya, ya kazanmış olabilirim, kazanmamış olabilirim. Hatırlamıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Deren çünkü daha çok aktif e, dijital evet, dünyada. Evet evet ben çok değilim yine. Sen daha markaların yeni gözdesi olacaksın belki de. İnşallah. Çünkü bu dürüstlük, dobralık e, markaların artık e, aradığı da bu aslında. Hepimiz giydiğimiz o rollerin dışında gerçek kimliğimizi koyduğumuz zaman yani sana emin ki sevmediğim bir şeyi koydurtamayız. Yok. Ya da bunu seviyormuş Aynen. gibi yap, ye, iç, paylaş o yüzden, yüzüne sür diyemeyiz. O yüzden çok iş reddettim mesela. Ha iş reddettin. E, e, reddettim. Bu da sırlarından biri olsa gerek. Valla dürüstlükte arkadaşlar ben bugüne kadar gerçekten her jenerasyonla insan tanıdım. Mesleğim gereği de gençlere hizmet verdiğim mekanlar işlettim. Ama bu kadar <laughs> dürüst ve Teşekkür ederim. Kalbin açan bir insan görmedim. Ee, çok teşekkür ediyorum ben programa teşekkür geldiğim geldiğin için. Arkadaşlar e, biz böyle tatlı gerçekten güzel bir sohbet ettik. E, onun jenerasyonunda neler oluyor, kafa yapısını anlamak bana iyi geldi. E, sanırım daha fazla insan tanımam gerekiyor. Büyümek ne kadar zormuş. E, kendi yaşlarıma gittim onu gördüm. Migros TV kanalına abone olmayı unutmayın. Verini ve beni takip edin. Sizi seviyoruz. İyi ki geldin. Görüşmek üzere.